Evet bitkilerin efendisi Türkiye'nin lokman ekimi canım hocamız Ahmet Maranki efendim stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Şimdi sağlıklı ve uzun yaşamak için evet onu konuşacağız ama ben ne istiyorum biliyor musunuz hocam? Ya bu grip mırip işte bilmem ne bağışıklık sistemimiz çöktü düştü herkes perişan. Yani herkes bir öksürüyor, aksırıyor, tıksırıyor. Bize öyle formüller verin ki bugün şu bağışıklığımızı güçlendirelim bedenimizdeki o sağlık belirtilerini Yükseltelim evet. hastalıklardan da uzaklaşalım. Tabi yani hastalanmamak bir sanat, çok önemli bir şey. Nasıl bir sanatı elde etmek zorsa, hastalanmamak da zor. Çünkü hava kirli, su kirli, toprak kirli, hı hı. gıdalar kirli. İşte her çok, şey. Her şey kirlendi, kirlettik. Ee, i̇şte yağmurlar yağmıyor, yağarsa çok yağıyor. Kar yok. Yani bir, hani eskiden derlerdi işte hastalıklardan korumak için kar yağarsa mikropları öldürür derdi. O da yağmıyor şimdi. Maalesef yağmurlarda asitik yağıyor. Ben ölçtüm iki Hı. buçuk asit yağmur yağıyor. Belki bir gün insanlar hani şemsiyelerle sokağa çıkmak zorunda kalabilir. Oh, bağışıklık sistemi niye çöker hocam? Çünkü bağışıklık sistemi immunite dediğimiz insan bağışıklık sistemi yanlış aldığı gıdalardan dolayı içtiği asitik sulardan dolayı Hı. teneffüs ettiği kirli içinde Ağır metal bulunan havalardan dolayı biliyorsunuz bir aralar İslam'da kuşlar ölüyordu hani evet. hava kirliliğinden dolayı e, artı e, bir de psikolojik tabii ki insanların stres bu çok önemli O kadar tüm bunlar bi, bir araya gelince ne oluyor insanlar bir anda saçı dökülüyor bir anda mide hı hı. kanaması geçiriyor işte Çocuğunuzu okula yolluyorsunuz, e, ...hastalık geliyor. Niye? Okulda bir kişi grip olmuş mesela. İşte Neden? Son... Çünkü bedeninde mikroplarla savaşacak yeterli gücü yok, değil gücü mi? Gücü yok. Yani bir insanda olabilmesi için e, 84 mineral yani bulunması lazım. İşte demirdir, mangandır, çinkodur. Bütün bunların yanında mineraller olması lazım. Ve bunlar yok. Niye yok? Şimdi bağışıklık niye düşüyor? Bunları alamadığımız için düşüyor. Yani. Şimdi siz pırasa yiyorsunuz ama pırasa pırasa değil. Ispanak yediriyorsunuz çocuğunuza. Ispanak ıspanak değil. Dolayısıyla... Sarımsak yediriyoruz güçlenelim diye. Sarımsak sarımsak değil. Evet. Çin'den geliyor. Evet taş köprü sarımsağı olursa ne ala. Ne ala. Peki biz hocam bugün ne olur şunu istiyorum sizden. Bol bol kür verin bize. Evet. Biz onları evimizde uygulayalım. Mesela bugün bağışıklığımızı güçlendiren e, hastalıklarla mücadele, mücadelede gerçekten bedenimizi koruyacak bir formül getireceğiz ekrana. Bu formülü nasıl uygulayacağımızı hocam bize tek tek anlatacak. Hangisine işe yarıyor? Neden kullanmamız gerekiyor? Gripten koruyan formül dedik ama bu formül aynı zamanda bağışıklığımızı güçlendiriyor. Tabii, değil mi hocam? Tabii. Yani ben aynen buyurduğunuz gibi Nur Hanım tebrik ediyorum. Hakikaten Hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması lazım. Tüm hekimlerimiz böyle söylüyor. Ben hekim değilim. Öğrendiğimiz e, bilim bize bunu öğretiyor. Bağışıklığınız güçlü olsun. Peki nasıl olsun? Hani bu iğneyle vesaireyle hastalandığınızda doktora gideceksiniz. O size işte antibiyotik neyse verecek. Peki hastalanmamak için ne yaparız ne değil mi? Lazım. Biz evet. burada bunu konuşuyoruz şimdi. Ben şöyle güzel kainat şifanesinden güzel bir formül vereyim. Bir kere evimizde en ucuz şey pekmez. Ata babadan kalan tahin pekmez deriz ya. Tahini pekmezi asla evinizden uzak tutmayın. Niye? Pekmez düşünün. Bir üzümü, bir dutu mesela, bir harnup pekmezi. Bunları ne yapıyorsunuz? Saatlerce kaynıyor, kaynıyor. Sanki ekstratını çıkarıyorsunuz, özütünüzü. Pekmez. Bir de ne var? Tahin. Tahin nedir? Bugün süt için diyoruz ya. Kalsiyum için, D vitamini için. Tahinde var değil mi hocam kalsiyum? Sütten 10 kat fazla yaklaşık kalsiyum tahinde var. Bakın. Hmm. Onun için atalarımız işte tahin pekmez demiş. O zaman menopoza giren kadınlar mı? Yani girmeden önce? Kesinlikle o, o kalsiyum eksikliği yaşayacakları için ne yapacağız biz? Mutlaka her gün en az sabah akşam birer kaşık ya susam yağı içeceksiniz. Hı hı. Bakın daha etkili. Susam ya hocam ben tahin yiyemiyorum. Tahin yiyeceksiniz birer kaşık veya susam yağı içeceksiniz. Hiçbir şey yapamazsanız pekmezin içine karıştırın. O çocuklarınıza giderken birer kaşık yedirin. Bakın o çocuğunuz grip oluyor mu? Bakın saçı cildi öksürüyor mu? Geceleri kuru öksürükleri oluyor mu? Gelişimi tamamlayacak. O kızınızın ciltlindeki sivilceler olmayacak. Saçı dökülmeyecek. Gözleri daha iyi görecek. Kemik yapısında gelişmeler olacak. İşte bu macun Lütfen. size şimdi çok güzel bir macun hazırlayacağız. Şimdi Çocuklarımıza verecek var. bir macun. Evet. Bize buna tek tek anlatın. Mesela kestane balı demişsiniz... Evet. Şimdi Olsun ben burada zencefil ve zerdeçal. Bravo. biliyorsunuz artık zencefil ve zerdeçal. Ne diyorlar? Tabii antibiyotik aktır. Doktorlarımız bunu söyler hale geldi. Hakikaten Kuranda da geçen. Zencefil şerbetleri için diyor bakın Kur'an söylüyor bunu. Zencefil kadehlerde zencefilden yapılmış şuruplar için diyor. Niye söylüyor koca ilahi bir güç yarattığı insana? Bundan istifade edin. Bir. İkincisi zerdeçal. Bakın çok önemli. Kurkumin dediğimiz çok önemli. Bağışıklık sisteminizi götüren sarı kök diye bilinir ama Türkiye'de bu değil mi hocam? evet. Kurkumin bu, evet. Bunu alıyorsunuz ikisini. Bal pahalı olabilir bakın. Hani bal hocam çok pahalı ama pekmez pahalı, ucuz. Pağalı. Beşte biri kadar. Hani alın bir harnup pekmezi ama erkek çocuğunuz varsa harnup pekmezi içirin ki erkeklik duyguları güç vesaireyi daha çok geliştirsin. Bakın bu çok önemli. E çok önemli hocam bu. Peki erkekler için de mesela ileri yaşlarda Kesinlikle cinsel aktiviteyi arttırır mı? Keçi boynuzu dediğimiz işte harnup biliyorsunuz. Bakın orada keçi boynuzunu görüyorsunuz Ay. ekranda. Keçi boynuzu erkekler için o çekirdeklerinden sıkılan yağlardan özel yapılan kaynatılmış pekmezleri cinsel içgüdüleri tetikleyici kaşık kaşık ye. Tabii kaşık kaşık ye. Hiçbir zararı yok. Ama kız çocukları için ne yapacağız? Bunun içinde yapacağımız dut pekmezi mesela çok önemli. Mesela pek üzüm pekmezi çok daha güçlü. Bunu erkekler de yiyebilir ama hanımlarımıza bunu öneriyorum. Ya şöyle hocam keçi boynuzu pekmezi erkeklerde cinsel performansı arttırırken e, kadınlarda yani kız çocuklarında dut pekmezi ne işe yarıyor? Yani dut pekmezi immün sistemi güçlendirici. Güçlendiriyor. Yani dut e, hocam derdi ki oğlum dut kök hücre gibi derdi. Bize anlatırken bu bilimleri bitki bilimine kara dut derdi mesela. Niçin şarkılara konu olmuş kara dutum çatal karam çingene. çingene. Niye diyor? Ni niye? Yani kara dut çok kıymetli. Çatalkara bir sevgili kadar insana lazım mı demek istiyor acaba? Bakın şarkılarda, türkülerde mana vardır, maksat vardır. Bu çok önemli. Onun için kısaca çocuklarımızın hastalanmaması için, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için işte virüslerden, bakterilerden, pek çok rahatsız işte mikroplardan diyelim, korunmak için ne yapacağız? Paranız varsa az bir bal koyun ama daha çok pekmez. Erkekler için harnup, kadınlar için üzüm veya yep, dut pekmezi veya elma pekmezi. Hani bunlar her şeyin pekmezi var. Olabilir bunu erkekler de yiyebilir. Bunu aldık. 200 gram bir şeyin içine, kabın içine yaklaşık 25'er gram zencefil, 25 gram zerdeçal kurkumin dediğimiz. Bakın bu da çok önemli. Mikrop öldürücü özelliği olan tıbbi literatürden ziyade bizim bitkisel tababette asırlardır kullanılmış, mistik inançlarda da kabul görmüş. Bunu içine koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Çocuğunuza birer kaşık veriyorsunuz ve meseleyi hallediyorsunuz. Tüm malzemeleri cam bir kavanozun içine koyacağız. <laughs> evet. İyice karıştıracağız. Evet. Kapatacağız. Peki ne kadar bekleyebilir hocam bu? Hemen Belki 50 yıl bunun içinde durabilir. Öyle mi? Hiçbir tabi olduğu için bozulma özelliği yok biliyorsunuz ama şimdi buzdolabında mı saklayacağız buzdolabına koyun donmuş gibi çocuklarınıza böyle yeni değiştirmiş organizmalar işte e, rafine ürünler yedireceğinize alın çocuğunuz işte çikolata istiyor değil mi veya işte bir lüzumsuz bir takım şeyler var sağlı bağışıklık sistemi niye düşüyor bundan düşüyor bunu alın bunu yedirin e hocam ama tadı hoş değil bakın içine Artı bir katkı. Biraz hastalanır gibi oldu çocuğunuz. Hı. Bu hastalanmaması için. Ne yapacaksınız? Çörek otu yağı. Ölümden başka her derdin devası. Çörek otu yağını da bu macunumuzun içine koyduk. Büyük bir şifa. Bilinmiyor. Araştırması lazım. İlim adamları bugün çörek otunu araştırsalardı... ...belki çok büyük bir mesafe kat edilmişti. Ama bizden başka da anlatan yok bunu. Zaten çörek otunu... Yine Allah anlatmış Resulullah çörek otunda ölümden başka kara ot dedikleri ot şifa vardır demiş. Milletimiz çörek otunu nerede görüyor? Ramazan aylarında pidenin üstünde görüyordu. O da, o da şöyle yanmış üç, halde. Tane şöyle toparlayıp <laughs> böyle yiyoruz sadece. Yani bunları unutturdular bize. Bu ülkedeki en büyük ihanet geleneksel tababet geri plana itildi. Halbuki modern tıbbın engin tecrübeleriyle birlikte 5000 yıllık Türk tıbbını... 1500 yıllık İslam tıbbını yana koysaydık bugün insanlarımız daha mutlu, huzurlu olabilirdi. Şu anda böyle bir çalışma var ve destekliyoruz. Hocam şöyle ekrana bakıyorum da bu verdiğiniz formül ne kadar çok e, etkili. Sizi gün boyunca dinç tutuyor. Kesinlikle her türlü şey Kız alıyorsun. Kış soğuklarından, etkilerinden bedeninizi koruyor. Evet. E, vücut ısınızı dengeliyor. Ağzınızdaki kötü kokuları gideriyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Kilo vermeye de faydalı. Çünkü enerji veriyor ve çalıştırıyor. Peristaltik hareket yaptırıyor. Böbreklerden mesela bu karışımı içtiğiniz zaman zencefil, zerdeçal, kurkumini aldığınız zaman bir iki saat içinde sizi tuvalete gidersiniz. İdrar söktürücü özelliği var. Böbreklerdeki iltihapları giderici özel. Tabii kesinlikle. Süper. Ee, bunun bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi önemli bizim için. Ama bunun üstüne... ...ben bir iki üçe ilave etmek istiyorum. Yani daha da güçlü hocam... ...hastalanmayalım... ...çocuğumuzun kafası çalışsın... ...güçlü olsun... ...diğer bir takım işte ne bilmem ne virüslerden bahsediliyor... ...işte bulaşıcı daha pek çok mikrop... ...mesela çörek otu yağı dedik... ...bunu kullanın... ...mesela kimyon... ...radyasyon atıcı özelliği var... ...bu macunumuzun içine... ...kimyon koyacaksınız... ...kimyon çok önemli... Mesela biz bunu kamplarımızda kimyonla kişnişi karıştırıp özel bir suyu içiriyoruz. İdrarınızdan çıkan kokuyu görseniz evde duramazsınız. Bedeninizdeki bütün zehirleri atma özelliği var. Tababet literatüründe bunların hepsinin kaydı var. Bunlar 1500 yıllık bir kültür. Yetmez. Onun dışında mesela eskiden katılırdı tarçın. Çok, Çok önemli. Çok severim. Hani tarzını. çocuğunuz belki zencefil, zerdeçal hani bir sıkıntı duyabilir. Acı gelebilir e, belki. Azıcık içine bir tarçın koyun. Güzel bir raya versin. Mikrop öldürücü, antiseptik özelliği var. Yine karanfil. Güzel bir koku. Ağzınızda versin diye. Yine bir karanfil koyabiliriz. Havlıcan. Mesela salep. Havlıcan yine. Bunlar ne? Bakın bunlar bedeni eskimez literatürde. Tıbbi Tebabette ne der biliyor musunuz Nur Hanım? Isıtıcı gıdalar bunlar. Bedeninize enerji veriyor, güçlendiriyorsunuz. Kar yağıyor, soğuk. Ne yapmanız lazım? Bedeni ısıtmanız lazım. İşte dolayısıyla aldığınız bu e, harnup pekmezinin veya üzüm pekmezinin içine koyduğunuz zencefil zerdeçal yanında içine çörek otunun yağını hı hı. artı kimyonunuzu artı tarçınınızı artı havlıcan mesela karabiber eskiden ne yaparlardı biliyor musun öksüren çocuklara ateşlenenlere ıhlamur birazcık pekmez azıcık karabiber tozu koyup içirirlerdi. Ihlamurun içine. Tabi kesinlikle birazcık da bal koyarlardı tatlandırmak için bakın bu formülü deneyin o gece en azından bul bul terleyeceksiniz zaten terlediniz mi? Şifayı bulmuş oluyorsun Hocam balda yapılan bir hata var ama Mesela sıcak suyun içerisine Yani daha doğrusu kaynayan suyun içerisine Balı galiba katmamak gerekiyor değil mi? Yani biz mesela şimdi çayın burada Çayın içine katıyoruz böyle kaynar kaynar Doğru Değil diyemiyorum buna Hani böyle bir inanış var toplumda Bazı moderatörlerde de böyle duygular var Bazı hani, derken beni mi kastediyorsunuz? Yani bunu çok söylüyorlar <laughs> Efendim işte bunun içine sıcak şey katılır mı? Sıcak ne yapar? ...bakın şimdi burada söylüyorum... ...bir işin temeline... Mi? ...sıcak katalüzer etkidir... Yani, ...onu bozar yani işler... ...ürün çalışmaya başlar... ...balın içinde çözmeye başlar bazı şeyler... Ee, ...ballı su sıcak içtiğinizde... ...bağırsaklarınızdaki peristaltik hareketi arttırır... ...soğuk bal yediğinizde... E, ...bir ishal durumunuz falan varsa... rahatsızlığınız onun tutumunu sağlar... ...bakın fark burada... ...farklı farklı işlevleri Tabii var yani... ...işlevleri var şimdi o balın içinde... Beş bin tane usare var çiçeklerden alınmış. Vitaminler, mineraller var. Sıcak suyu belli oranda koyduğunuz zaman o çözünüyor. Daha çok likit olduğu için kana karışımı daha kolay oluyor. Peki siz hangi balı tavsiye ediyorsunuz? Kestane mi, çiçek mi? Ben kesinlikle en kaliteli bal olarak kestane çok kesinlikle. önemli biliyorsunuz. Ve e, hani deli bal derler ya avuç çiçeğinden, zakkum tür dağ güllerinden alınmış aha, aha. ama tabi bunların çoğu zehirli yememek lazım kestane balını tercih ediyorum niye kestane ağacı 5000 yıllık bir ağaç 5000 yıllık bir kestanenin gücünü almış oluyorsunuz İroni yapıyorum Türkiye'de en çok hangi bal yetişiyor hocam en çok çam balı çan üretiliyor balı. İkinci sırada çiçek balı üretiliyor en az üretilen kestane balı çünkü kestane ancak Karadeniz'de işte bir de Aydın bölgesinde Bursa bölgesinde var Bunlar da çok az tabii ki Yani, yani bu form, bu formülü aslında biz bir Kestane balıyla yapıyor olsak Şifa kaynağı Valla paranız varsa balın içine koyup yapın Paranız yoksa Hani imkanınız yoksa Ama siz yine bir üzümün Dutun ve harnup pekmezinden Yine bir karıştırın hı hı. İçine bunun zencefili zerdeçalı koyun Çörek otu yağını Mutlaka koyun Artı mutlaka mesela salep Biliyorsunuz tam kış günlerinde içilir ya of mis. ve çok önemli içinde yine e, cinsellikle ilgili yoğun bir enerji verici insana salep mi? tabii e, içindeki şimdi burada kimyevi formüllere girmeyelim böyle program istemiyorsunuz. Nasıl hocam? Aslında salep hani içindeki kimyevi formülleri e, burada sıralasak faydalarını bir gün yapalım şu anda salepin kilosu 400 liraysa 4000 liraya çıkar büyük bir talep oluşur. Yani bir bardak salep içtiğim zaman benim vücuduma ne yapıyor hocam? Olağanüstü bir kere bir ısıtıcı özelliği var. Yani damağımı şenlendiriyor o ayrı. Bak, tat <laughs> duygusu var, ısıtıcı özelliği var. Vitamin mineral yoğunluğu var içinde ve sizin e, cinsel içgüdülerinizi tetikleyecek içinde çok önemli size lazım olan işte demirdir, mangandır, çinkodur. Yani insana lazım olan bir takım bu noktadaki Vitamin ve mineralleri salepte bulabilirsiniz. Çünkü dünyada az salep, az olan şeyler kıymetlidir. Yani Tabii kadınlarda için. mesela östrojeni falan arttırır Tabii mı östrojen, hocam? Tabii östrojen, prolaktin hormonu noktasında kullanın. Erkeklerin sperm değerlerinin artması noktasında, testosteron noktasında bilhassa söylüyorum madem açtın. Testosteron problemi yaşayan, çocuk problemi, işte doktorlarımıza gittiğinizde, işte sperm eksikliği var. İşte Kanadıkılık korukluk. İşte şu kadar kaldı. Üç tane alalım şu falan. Sakın o yollara gitmeyin. Önce bir kere her gün bir çay kaşığı salepi bir bu şeyin içine koyun. Bak sadece salep demiyorum. Bu karışımın Salepi yine bu karışımın içine koyun. Bakın hayatınızda üç hafta içinde neler değişiyor görün diyorum. Evden çıkar, yayından çıkar çıkmaz gidiyorum aktara. Vallahi bunları alıyorum. Bulabilirsiniz aslını. Ha, aslını bulmak önemli. Doğru söylüyor. Hocam. Kastamonu yani... salepi çok önemli. Biliyorsunuz, onda da bir oyun yapılıyor. O orkidenin üç şey oluyor. Üçünü birden alıyorlar. Keşke gösterebilse ekranda o <laughs> salepin çiçeğini gösterse. Bu çiçekte ne oluyor? Kazıyorlar onu. Üç tane kökü var. Üçünü alıyorlar. Nesli yok oluyor. Bakın, evet. gördünüz mü? Üstü çiçek. En çok Burdur'da yetişiyor değil mi hocam salep bitkisi? Kastamonu'da yetişiyor. Burdur diyorlar ama yani Kastamonu bölgesinde Safranbolu, Kastamonu salepi çok meşhurdur. Ama bakın bu köklerin bir tane daldan bir çiçekten üç kök çıkıyor. Bu ülkeye ihanet etmeyin diyorum bunu üretenlere. Bir tanesini bırakın da seneye o tekrar üç tane olsun. Tabii bunu toplayanlar kökün hepsini alınca nesli tükeniyor. İşte 10 liralık salep oldu 400 lira böyle giderse 4000 lira olacak. Ama şifası için salepi kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriyoruz. Süper yani misafiriniz geldi hemen mutfağa gidin bir salep ikram edin. Hem öst östrojeniniz yükselsin hem cildiniz güzelleşsin değil Niye mi hocam? Misafir bekliyorsunuz eşinizle birlikte eşinizin testosteron ve diğer... E ...güçlerini arttırsın, hani bağışıklık sistemini arttırsın... ...sizin de kadınlık olmalı olan östrojen ve prolaktin gibi... ...hem cildinize renk versin... Akşam dizi ...bağışıklık sisteminizi güçlendirin artık. diye söylemek istiyorum. <laughs> Peki, şimdi e, gripten koruyan... ...aynı zamanda bağışıklığımızı güçlendiren bu karışımı aldık. Bir daha Fatih ekrana getirelim, malzemeleri şöyle bir sayalım. Bir kase organik kestane balımız var. Bir tatlı kaşığı toz zencefil. Bir tatlı kaşığı toz zerdeçal. 3 yemek kaşığı harnut pekmezi hocam dedik özellikle erkekler için e, bu yani pekmez birebir Tabii. bunları karıştıracağız cam kavanozun içine koyacağız evla diyelik buzdolabında saklayacağız evet mi? her sabah mı her akşam mı sabah Aç karnamı, akşam birer kaşık ama bu yeterli olmayabilir onun üzerine dediğim gibi çörek otu arkadaşlar yazabilirlerse Hı. tarçın yeni bahar karanfil karabiber, havuçun ve salepi de eklerlerse ısıtıcı gıdalar olduğu için bunlar muazzam bir şifa, bağışıklık sisteminizi güçlendirip bütün iki yaşından işte 70 yaşına kadar herkese şifa olabilecek bir formül. Hocam bir daha say sayar mısınız? Seyircilerimiz not alsınlar. Ben şöyle söylüyorum. Bakın burayı iyi dinleyin. Size çok güzel bir şifa Cep macunu. Cep telefonunuza videoya çekin burayı. Evet, şifa macunu. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, 2 yaşından sonsuz yaşa kadar herkese fayda sağlayacak, hastalıklara karşı bizi korumakta ana çeyimizde pekmez veya bal var. Hangisini isterseniz. Ana ürünümüz zencefil ve zerdeçal. Hı hı. Bunu koyuyoruz ama bunun yanında çörek otu yağı her derde şifa, tarçın güzel koku vermesi için, yine yeni bahar ve karanfil, karanfil. koku için karabiber, havlıcan ve salepi de toz halinde bunun içine karıştırın. Bunların hepsinin özelliği ısıtıcı gıdalardır. İşte bu karışımdan yapılmış macunu elinize alın, karıştırın sabah akşam birer tane yiyin. Bakın hastalık kışı hastalanmadan geçireceksiniz diye Siz yiyin, eşinize istiyorum. verin, çocuklarınız yesin ama bunu yediğiniz zaman bilin ki bağışıklığınız güçleniyor. 2 yaşından ölene kadar bu macunu herkes kullanabilir. Süper. bağışıklık sisteminizi güçlendirici çok güzel bir macun. Peki.